Arkadaşlar Ece Hanım genelde konuştuğumuz şeyler işte ileri seviye kurs düşünüyor musunuz? Keşke ileri seviye uygulamalara da örnekler olsa diye bir soru paylaşmış. Bugün bunu daha önceden de konuşmuştuk. Ayrı videosu da var zaten. Burada benim özellikle üstüne düşmek istediğim konu bu soruda şu. Hani ileri seviye derslere gerek var mı yok mu? Çok konuştuk arkadaşlar. Ülkemizdeki çoğu üniversitede ve kurslarda yeterli düzeyde eğitim verilmediği için öğrenciler bu konularda çok eksik kalıyor. Uygulamalı bir eğitim serisi çok iyi olacaktır demiş kendisi. Bu konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz öğrencilerin moralinin bozuk olduğu bir konu. Ben mesela şeye şaşırmıştım. vardır belki bir sebebi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gemiyat mühendisliği okuyan öğrencilerden. Rhino'da model yaptıkları ödevler talep ediliyor mesela ama Rhino öğretilmiyor okulda yani öğrenciler bana yalan söylemiyorsa <laughs> kursa geliyorlar zaten Rhino öğrenmek için hocam bizim okulda Rhino dersi yok ama Rhino ödev isteyen proje derslerimiz var yani 3 boyutlu model isteyen talep eden derslerimiz var denmişti. İşte başka öğrencilerle de arkadaşlar Türkiye'de eğitim sistemi kasıtlı olarak hani bunu bu kadar da net söylüyorum. Türkiye'de eğitim sistemi 20 yıldır kasıtlı olarak yok edildi. Cahil olmamız için, e, zekadan yana kısıtlı olmamız için özel bir çaba gösterildi. Bunun sonucunda da tabii bazı sorunlar yaşıyoruz. Eğitim kalitemiz düştü, bizim beceri seviyemiz, zeka seviyemiz çok düştü toplum olarak. E, Mustafa Mustafa Bey gemi inşa mühendisiymiş. Şimdi arkadaşlar işte bu da şöyle bir moral bozukluğuna sebep oluyor. 20 yaşında, 25 yaşında öğrenciler analitik düşünce becerisi yok, düzenli çalışma, iş yani iş ortaya çıkaracak şekilde düzenli çalışma yapısına bir hakimiyet yok vesaire. İletişim becerisi bile çok kötü. Maymun gibi iletişim kuruyoruz. Kusura bakmayın biraz böyle heyheylendim. Ve öğrencilerle ben bunu söylediğimde ya arkadaşlar böyle olmamalısınız bu böyle olmaz dediğinde moralleri bozuluyor çünkü 15-20 yıl boyunca vasat olsunlar diye yetiştirilmiş insanlara 15 yıllık eğitimin üstüne ben geliyorum ve diyorum ki vasat olmak için siz bu kadar uğraşıldı vasat olun diye sizi gerçekten uğraştılar ama vasat olmamalısınız dediğimde öğrencilerde de şey oluyor. Ya hocam peki biz şimdi bir anda nasıl vasat olmayacağız? Yani nasıl aşacağız bunu diyorlar. Ee, burada arkadaşlar moral verecek şunu söyleyeyim. Günümüzde bakın Mustafa Bey yazdı bile zaten. Öğrencinin uğraşması isteniyor demiş mesela. Nasıl öğrenirse öğrensin demiş. Biraz da yani aslında bir eğitim planlayan bir yapı bunu yapmamalı. Hani öğrenci uğraşsın öğrensin ben de şimdi bazı şeyler söyleyeceğim. Ee, öğrencinin çabalaması gerektiğini söyleyeceğim ama sizin de bir şeyler ortaya koymanız gerekiyor. Ee, şimdi arkadaşlar ileri teknikler için özellikle ya günümüzde internette tasarım yazılımları için konuşuyorum tabi bunu. Hani bazı kültürler kendi kendinize geliştirmeniz zordur. Hani evde oturup internetten çalışarak kültürel şeyleri geliştirmek daha zor olur. Ama özellikle tasarım yazılımlarında o kadar çok kaynak var ki öğrenciler olarak sizin yapmanız gereken şey sadece şu. Derdinizi çözecek bir tane kalıp şeklinde sizin istediğinizi size istediğiniz gibi bir seferde verecek o mükemmel eğitimi beklemeyi bırakın. Siz parça parça bir insanın koltuk modellediğinden bir kırışıklık yapmayı, başka bir insanın bina modellediğinden bir işte duvar nasıl a duvarda da böyle bir manevra yapıyormuş şeklinde o bilgiyi başka birisinin uzay kap işte uzay gemisi oyun için modelleme yapan birisinin videosundan a şeyler um, hard surface denilir metal tarzı yüzeylerdeki hem organik ama ama sert malzemeden organik formların modellendiği çalışmalarda Aa bak o da şuradaki geçişi böyle yaptı diyerek parça parça o şeyleri öğreni öğreni kendinizi geliştireceksiniz İleri yani bu imkan günümüzde mevcut yani hiç canınızı sıkmanıza gerek yok bizi biz öğrenemedik tüh biz çöp olduk şimdi de 25 yaşındayım önümdeki 70 yılı da 60 yılı da Allah uzun ömür versin diyelim çöp olarak geçireceğim nasıl olacak demenize gerek yok. Arkadaşlar, şu hataya çok düşüyorsunuz. Bunu söylemek için bu soruyu al, hani kendisine zaten cevap vereceğimin sözünü verdim. Sizin istediğiniz, sizin yapacağınız işin anlatıldığı eğitim arıyorsunuz. Illaki, buna hiç gerek yok. Lütfen ihtiyacınıza dair küçük küçük, yani o e, koltuk modellemi öğrenmeyi bir bırakın, kırışıklık modellemi öğrenin. Hatta derin kırışıklık, sığ kırışıklık Kalabalık kırışıklık, tekil kırışıklık gibi işte insan derisindeki kırışıklık, koltuğun kenarındaki kırışıklık. Yani böyle çalışırsanız o küçük küçük şeyleri birleştire birleştire her şeyi zaten başarırsınız. Ama çıkıp da ben mobilya tasarımcısı nasıl olunur? Onun öyle topyekun tek bir cevabı yok. İşte ileri seviye çalışmalar nasıl yapılır? Ne bileyim nasıl yapılır? Ee, lütfen biraz daha sorunlarınızı parçalara bölüp parça parça tırtıklaya tırtıklaya ilerleyin. İleri seviye çalışmalar için hep söylediğim bir şeyi de bir kere daha söyleyerek bu soruyu aktarayım. Şey tamamlamış olayım. İleri seviye çalışmaları eğitmenle çalışmak size çok bir şey katmıyor. Benimle birlikte 10 tane farklı koltuk çizdiğinizde 11. farklı koltuğu kendiniz yine çizemiyorsunuz. Çünkü o koltuğun nasıl çizileceğine dair tasarım aşamasını, kafamızdaki kurgulama aşamasını eğitmen yapmış oluyor. Benimle 10 tane koltuk çizeceğinize, bakın çok ve ben bu programları böyle öğrendim bu arada. Hani ben hiçbir ileri tekniği arkadaşlar bir ileri teknikler eğitimiyle öğrenmedim. Temelini öğrendim programın. Ondan sonra hatta bakın göstereyim e, ee, Rhino'da beni ustalaştıran çalışmayı göstereceğim size. Bu benim arkadaşlar bitirme projesi olarak modellediğim bir, bir şey. Ben arkadaşlar şu aracı modelleyene kadar bunun bir iki çizgisi için ben 5 saat uğraşıp iki çizgi çizdiğimi bilirim bu çalışmada. İşte o 5 saati uğraştıktan sonra o çizgiyi çizebilince anlıyorsunuz. Ha tamam bu işin arkasındaki mekanik şuymuş şöyle oluyormuş diye. Yani benim verdiğim eğitimler şu andaki işte ileri seviye olarak görülmeyen program öğretme eğitimleri arkadaşlar. Ee, aslında bu arabayı çizdiğimiz ya da işte ne bileyim daha karmaşık bir model olarak Mesela açılırsa eğer ne bileyim şunu çizerken kullandığım hiçbir komut yok ki mevcut eğitimimde anlatmıyor olayım şunu çizerken kullandığım hiçbir komut yok ki mevcut eğitimimde değinmemiş olayım ne bileyim atıyorum yani şu, burada gördüğünüz her çalışma için bu geçerli bunlar da kullandığım her şeyi program öğrenme eğitimlerinde zaten anlatıyorum. Ve çoğu eğitmenin de bu eğitimlerinde zaten anlatılmış olur. Sizin yapmanız gereken artık debelenmek. Başınız ağrıyacak, gözünüz ağrıyacak. Ama yapana kadar 50 kere deneyeceksiniz. O modeli, o işte çizemediğiniz şeyi çizene kadar... 50 kereyi deneme yanılma yaptığınızda zaten çizebildiğinizi göreceksiniz. Siz bir kere iki kere şimdi böyle iyice sizi karşıma aldım gömdükçe gömüyorum gibi oldu. Ama arkadaşlar gerçekten bunu çok görüyorum. Üç kere deniyor olmuyor hocam ya ben yapamadım. Özel ders yaptığımız öğrencilerde bile hoca ne yaptın çizdin mi diyorum. Hocam ya denedim bir yarım saate uğraştım olmayınca demoralize oldum bıraktım. Oldu paşalarım yani <laughs> oldu prenseslerim. Yarım saatte olmayınca bırakın Kesin başarının yolu bu olsa gerek yarım saatte olmayınca bırakacağız. Ee, son kez söylüyorum arkadaşlar ben bir çizgi için 5 saat uğraşıp 5 saatin sonunda istediğim çizgiyi elde edince ha diyerek öğrendim programları ve programlar özellikle ileri seviye işler böyle öğrenilir. İleri seviye işleri bir insan size nasıl yaptığını anlatsa bile gösterse bile siz o kurguyu kendi kendinize tekrar tekrar yapamazsınız. O işte küçükten, basitten uğraşa uğraşa gelişen bir yetenektir. Şey yok yani bunun, mesela piyano çalmayı öğreneceksiniz. Basit şarkıları hocayla çalıştınız. İşte pratikler yapılacak. Karmaşık şarkıyı çalabilmek için hocanın size bak oradan parmağımı şöyle atlatınca rahat oluyor diye söylemişsiniz o parmağı atlatabilmenizi yine sağlamaz. O aradaki süreci yaşamanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Ya yani o parmağı atlattığını bilmeniz güzel. Tamam iyi öğrendiniz. Kültür oldu. Ama siz atlatabilmeniz için daha önce basit şeylerin üzerinde bayağı bir dirsek çürütmeniz gerekir. Uzattım kusura bakmayın. Bu konuyu da böyle kapatmış olalım. Ben bu soruyu şöyle alayım. Ha bu arada şimdi de çark edeyim. Ee, şey olacak arkadaşlar zaten. Hani uygulama eğitimleri çekeceğim. Grasshopper ile birlikte zaten yeni program çekmeyi bırakacağım. Ee, Rhino, 3ds Max, Grasshopper, Unreal Engine, Corona, V-Ray, Photoshop. Bizim programlarımızdır bundan sonra. İleride başka bir program. Hadi şunu da çekeyim demezsem. Ee, şimdi artık uygulama eğitimleri çekeceğiz zaten. Orada da şeyi göreceksiniz. E, neyi nasıl yaptığımızı daha çok göreceksiniz. Ama onlar da sizi bir anda yapar hale getirmeyecek. Can, canlı da arkadaşlar kusura bakmayın çok böyle biraz fazla fazla şey yaptım. <laughs> Siz de hemen e, e, böyle yaptığımda genelde canlı yayın chat'i de sessizleşir. Bakalım Mehmet Bey Bilgi Üniversitesi Elektronik Fakültesinde 3DS Max dersi var. Roma dönemi harap bina modellemesi yaptırılıyor denmiş. Ya bir sebepten yaptırılıyordur. Arkadaşlar işte burada benim biraz böyle hani bazen de haksız eleştiriyorumdur. Herkesin neyi neden yaptığını tabii ki bilmiyorum. Ama ya pek çok eğitmen şey yapıyor. Eğitimde de ne yazık ki bu var. Ya her eğitmen kendi bildiğini anlatmak istiyor. Yani böyle hani bu çocuklara ne lazımın peşinde değil de ya ben bildiğimi böyle yapayım. Hatta benim bir iki kere res çekmişliğim de vardır üniversitelerle eğitim vereceğim zaman üniversite benim şunları anlatalım günümüzde bunları anlatmak lazım böyle ilerlemek lazım diye bir plan çiziyorum mesela üniversite hocası bir bana bir müfredat gönderiyor. Hocam bizim müfredatımız bu bunları anlatacağız. Ben de mesela şey demiştim. E o siz onları anlatın o zaman kusura bakmayın ama ben bu müfredatı anlatmam demiştim. Yani bu müf bu müfredatla bir eğitim vermem ben demiştim. Gibi yani herkesin bir kendi ajandası var arkadaşlar. Zaten ben bu yüzden bu notukları atıyorum ya. E, bu notukların sebebi bu. Sizi siz kurtaracaksınız. Benim eğitimim değil. Yani benim eğitimlerimden faydalanmaya bakın ama e, olayın her yani çözümlerinizi kesinlikle başka insanlarda aramayın. Siz işte az önce söylediğim gibi parça parça küçük küçük her yerden bir şeyler tırtıklamanın peşinde olmalısınız. Şimdi mesela güzel sohbet ben şu anda şey oldum. Kendi kendime güzel buradan da beslenerek sohbeti koyulaştırdım. Ee, bakalım. Bahadır Bey demiş ki eksik diye rica ettiler. Ben de Güzel Sanatlar Fakültesi'nde derslere girdim bir süre. Öğrencilere çok üzüldüm açıkçası. Hocalar pek iş bilmediği için sürekli ödev verme derdinde oluyor. İşte diyorum ya arkadaşlar şimdi herkesi bir anda çöp... Bir, bir tek ben düzgünüm herkes çöp gibi e, konuşmak istemiyorum. Ama yani gerçekten çoğu insan kendi derdinde oluyor. Çoğu hocamız da kendi derdinde olabiliyor. Ee, özellikle bu vasıfsız üniversitelerin sayısının çoğaldığını biliyorsunuz zaten. Yani maaşım ya bir müfredat var diyeyim ben bunu anlatıyorum diyeyim. Benim bilmediğim konular ortaya çıkmasın. Benim eksik kalacağım benim yetersiz olacağım konular e, peydah olmasın çabasında olan çok eğitmen gördüğümü söyleyebilirim. İşini iyi yapan güzel yapan herkesin e, ellerinden öpüyorum efendim. Hani öyle, <laughs> öyle söyleyeyim herkesi de ha, kimsenin de hakkını yemeyin. Ee, Rasim Bey demiş ki gemi mühendisliğinde bir kurs veriliyor bildiğiniz basic seviye bir öğrencinin ulaşabileceği bir fiyatta olmuyor denmiş. Arkadaşlar eğitimlerin fiyatları da çok e, problemli bir konu. E, mesela hani bu şimdi öğrencinin ulaşabileceği fiyat nedir? Bu da bir şey. E, problem. Yani bunu kurumların çözmesi gerekiyor mesela bazen bana da öğrenciler ulaşıyor özel ders mesela düşünüyor oluyorlar yani benim söylediğim fiyata bakınca öğrenci diyor ki ben onu nasıl ödeyeyim? şimdi o onu ödemiyor ödeyemiyor. ben de onunla aslında geçinemiyorum da böyle ülkenin genel işte sıkıntılarının sonuçları oluyor bunlar aslında bu alınan vergiler şunlar bunlar size baya baya yeter ama onları da size yedirmiyorlar ne yazık ki. <laughs>